İyi misin Tuğçe? Sinek mi? Sinek tabii. Sinek var burada doğal olarak. Rahat yürüyebiliyor musun? Yürüyorum. Evdeki kıyafetlerden giyseydim böyle olmazdı. Rahat rahat yürürdüm. Yok ben böyle süperim. Gerçekten harikayım. Rüzgar. Ay. Rüzgar tut bakayım şunu. Tut. Vay. Arkadaşlar bakın. Şu gördüğünüz mantarı var ya başka hiçbir yerde bulamazsınız. Görüyor musunuz Tuğçe, Rüzgar? Yalnız Boracığım zehirli olmasın o. Dokundun hemen eline. Ay tipine bak. Saçma sapan konuşma Tuğçe. Tamam mı? O kuzu göbeği değil mi? Sen nereden biliyorsun kuzu göbeğini? Ben küçükken pikniğe gittiğimizde toplardık bunlardan. Ya bahar mevsiminde olurdu. Şimdi olması çok garip değil mi? Bir şey de olmamış. Çok canlı. Şansımızı. Şunu bir tut güzelim. Patron bakabilir miyim ona? Neymiş o ya? Al Rüzgar. Rüzgar yok artık ya. Alır mısın şunları elimden? Aldım. Alır mısın elimden ya? Affedersin. Kıymık battı işte. Çizdi hep ellerimi. Of. Bakayım. Ya dur Rüzgar dur ya. Ay. Ha? Sirke motoru. Ne zamandır görmemiştim. Of hep el bakımı yaptırmıştım yeni daha buralarıma. Cildim şimdi gitti hep. Ne yaptırmıştın Tuğçe? El bakımı yaptırdım Bora Skincare. Yani kendimize dikkat ediyoruz. Tamam döneriz şimdi zaten. Tamam evet ya dönelim mi? Niye geldiysek buraya? Benim alerjim tuttu zaten. Tamam hadi dönelim. Ada. Hadi dönüyoruz. Artık hepsiyle bir yemek hazırlayabiliriz topladığımız mantarlarla. Hadi gidelim arkadaşlar. Olur mu? Ne yapsak? Tuğçe'yi burada mı bıraksak? İster misiniz? Dur düşeceksin dur. Gördüğün mantarlar senin o piknikte topladığın mantarlara benzemez. Tamam mı? Ya benziyor bunlardan mı? Yok benzemez. Bunların lezzeti daha farklı. Ha öyle de. Okey. Öyle. Senin aklına uydum şu düştüğüm hale bak. Tuğçe Hanım. Buraya gelmek sizin planınızdı ya hani. O yüzden oldu ya. Ama siz hiç merak etmeyin. Bora Bey'in size olan ilgisi artıyor, ben görüyorum. Vallahi mantarlara, börtü böceğe daha ilgili gözüküyordu. Yani ama yani sizde olmaz ki Tuğçe Hanım. Rüzgar var. Rüzgar'ın yanında ne kadar ilgili davranabilir ki size? Bu konu hakkındaki tavrını biliyorsunuz adamın. Adam ne dedi size? Tavır dedi koydu. Evet, bayağı tavır koymuştu. Ver. Evet, karıştıralım. Ha, tamam. Güzelce. Bak, o konuda haklısın. Çıktı geldi bir çuval inciri berbat etti adam ya. Ha? O niye geldi ki? Niye geldi ki o? Siz ayrılmamış mıydınız? Niye geldi o? Ya ayrıldık kızım ayrıldık ayrılmasına da kurtulamıyorum ki adamdan. Daha evine kadar gelmiş peşime nasıl kurtulacaksam. Hoppa. Ya patron bu huyunu bilmiyordum ben senin. Gerçekten bu özelliğini bilmiyordum. Aslında sana bir fotoğraf çekimi yapacağız. Şöyle odun kırarken falan. Altına da böyle afilli bir cümle. Bence tıklanma rekoru kırar söylüyorum. Benden söylemez. Vallahi Rüzgar ister inan ama şu anda tıklanma rekoru falan bunda değil aslında biliyor musun? Bunu işkolik Bora doğru söz mü söylüyor? Ben yanlış mı duydum? İşte bu kadar iş, bu yoğun tempo. Günün birinde şuraya yerleşip şu temiz havada oynayabileceğim bir gelecek için aslında. Ya da böyle bir gelecek olmadığı için. Boş ver. Yani aslında anlamadım. Açık sözlülüğümü maruz gör ama sonuçta Doğru Söz ailesi Türkiye'nin en zengin, en varlıklı ailelerinden bir tanesi yani. Bunu herkes biliyor. Patron istersen bu hayatı yaşayabilirsin. Neden yaşamıyorsun ki? Çünkü öyle bir gelecek tek başına yaşanmaz da o yüzden Rüzgar. Tamam. Aşık olduğun kadınla yaşayacaksın, tabii. Sorun da orada ya. Ben aşk denen o illüzyona inanmıyorum. Yalnız öyle deme. Sonra karşına bir sihirbaz çıkar, adavra kadavra falan bir şeyler yapar. Hiç belli olmaz bak benden söylemesin. İşte ben ona aldatmaca diyorum Rüzgar. Ha. Bir şey diyeyim mi? Ben de öyle diyordum. Ta ki Tuğçe karşıma çıkana kadar yani. Aslında bizim ilişkimiz için bana çok iyi adım attı ama ben... Yani gerekli ilgiyi gösteremedim mi, yanlış bir şeyler mi yaptım, onu üzdüm mü bilmiyorum. Benden ayrıldı biliyorsun. Hem de herkesin içinden. Ne yapacağım bilmiyorum. İçinden ne geliyorsa onu yap kardeşim. Çünkü hayat öyle uzun uzun düşünmek için çok fazla kısa. Hadi git içeridekilere haber ver. Ateş hazır. Hadi Ada. Yemekler de geldi. Bakalım beğenecek misiniz? Senin elinin değdiği şey beğenilmez mi ya? Hı? Arkadaşlar ateş yanıyor. Ateş sönmeden yani köz olunca oraya bir mantarları atarız. Yemekten sonra tatlı niyetine onları yeriz, tamam mı? Çok güzel olur. Süper öyle yapalım. Olur, evet. Hadi bakalım. Harika. Afiyet olsun. Yalnız bu çok iyi olmuş. Bu sosun içinde ne var? Yani garip baharatlar var. Ne koydunuz bunun içine? Tuğçe Hanım, ben söyleyeceğim. Ben itiraf edeceğim şimdi her şeyi. Neyi? Tuğçe Hanım, biz ormanda yürüyüş yaparken gizli gizli böyle ot toplamış. Evet. Tuğçe mi toplamış? Evet, toplamış. Sonra da o otlardan sos yapmış, içine koymuş böyle. Sadece o otlar olduğunu biliyorum, başka bir şey bilmiyorum. Allah Allah. Ya evet, ben açıklıyorum o zaman artık. Ben size sürpriz olsun diye ormanda gezerken bazı otlar topladım. Onları çizmemin içine sıkıştırdım. Merak edersiniz belki nasıl getirdim diye. Çizmeme mi sıkıştırdın? Evet, çizmemin içine koydum. Siz görmeyin diye gizli yaptım ya. Ya bence harika. Benim yediğim en iyi Napoliten makarna olabilir gerçekten. Samimi söylüyorum. Ben doğadan gelen şeyleri yemeğe katmayı çok severim. Ayrı bir lezzet veriyor yani. Doğal bir kere. Yani Tuğçe o kadar senelik arkadaşımsın. Seni kaç senedir tanıyorum. Senin ben bu kadar iyi yemek yaptığını bilmiyordum. Bravo. Çok iyi olmuş. Eline sağlık. Gerçekten. Bence Tuğçe Hanım da bilmiyordu. Biliyorum ben. Aşk kendi seçer.